اعلموا ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبالسند المتصل الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال ثلاث يصفين ود اخيك تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له في المجالس وتدعوه بأحب أسمائه إليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı izam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları rıdvanullah teala aleyhi mecmainin bir cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırın ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerif yaptıranların bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin bu cami-i şeriften güzeran eden eymen, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müsliminin bu civarlarda metfum olan evliya, ulema, sulha, şüheda, mümin-i münad tüm geçmişlerimizin ervaçına el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Kim dünya günahını yiyecek nesnaydı. Sıratlarımızın anam talibu almadu balayman ta'abbinna. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Selasün üç şey var. Yusaffine leke buddâhik. Müslüman kardeşin sevgisini sana artırır. Safi sevdiğin alameti olur. O da seni safi olarak sever. Dünyevi menfaat karşılığı değil, sırf Allah için sevmiş olur. Bu üç şeyden, bu üç şeyi söyleyeceksin Peygamberimiz. Din kardeşin seni sevsin istiyorsan, sen de onu sevsin istiyorsan, seviyorsan şu üç şeyi yapacaksın. Tüsellimü aleyhi izâ lakîtehu. Karşılaştığın zaman selam vereceksin. Böyle Müslümanlar karşılaştığı zaman birbirlerine selam vermek görevleridir. Selam verildiği zaman almak farzdır. Farzı kifaye. Bu meclise gelse birisi bir selam verirse, bir tanemiz alsa diğerlerimizden farz düşüyor. Ama hepimiz alsak hepimiz güzel tabii de. Gelirken, geldiğinizde, ayrılırken selam vermek gene sünnettir. Karşılaşma, pozisyon değiştiğinde cami içinde rastladınız, dışarıda bir daha selam ver. Kazanıyorsunuz. Dünya ahiret selametini diliyorsunuz. Büyük bir güzel bir iş yapıyorsunuz. Basit şeylerden çok kazanıyor İslam'da. Bu da selam vermek. Bağ bellemesi yok, çapa çaplaması yok. İnsanı kazandıran, işte karşılaştığınız zaman selam vereceksin. Yönünü ona döveceksin. Selamünaleyküm. Yok, böyle değil. Yönünü ona döveceksin, gözün içi gülecek, ona bakacaksın. Gözün içi gülerek selam vereceksin. İşte bu selam adamı sana bağlar. Aranızda sevgi bağları meydana getirir diyor Peygamberimiz. Kardeşin, Müslüman kardeşin sevgisini halis kılar. Seni sever. Evet. Karşılaştığın zaman selam vereceksin. Tabii vaktin varsa bir de musafaha edersin. Musafaha da böyle iki elin içi, sağ elin içi birbirine kavrayacak. O şekilde olur ve bir de azıcık sallarsanız tüm günahlarınız dökülür. Ondan sonra ayrılırsınız diyor güzel Peygamberimiz. Ve elden ele de sevgi duyguları sana ona geçer. Böyle bir selam sevişmeye sebep olur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine göre. Bir bu. İki, başkası seni sevsin istiyorsan, aranda sevgi dolsun istiyorsan bir selam ver. İki, ve tüvesya lehu fil mecalis. Oturuyoruz, biri geldi, buyur yer açacaksın. Evet, yeri açıvereceksin. Buyur, gel otur diyeceksin. Adamı kalbinin sana ısınmasına sebep olur. Evet.
Şimdi tabii başka yerlerde anlattık ama size de tekrar edelim eğer söylediysek. Şimdi Allah nasip etsin, Kabe'ye gidin inşallah. Şimdi orada yer pahalı. Adam erken gidiyor, rahat oturmuş, bağdaş kurmuş. Baktın herkes sele serpe oturmuş. Sen de sonradan gittin, şimdi bağdaş kurmuş. İki dizin üstüne olsa araya adam sığacak. Gidiyorsun, ne gidin. Hacı Efendi, sinirlenme. Hay hay, buyur kardeş de. Efendimizin sünneti bu. Adam sana minnettar olur, sevgi bağlarıyla sayılır, bağlanır. Bu evde de böyle, dışarıda da böyle yer verdiniz mi, o adamı sana bağlarsın. Aranızda sevgi bağları oluşur. Yer ver diyor, yer ver, kızma. Evet, yer ver. Şimdi saf namaz kılarken hoca ihtar ediyor, Allah razı olsun. Safları sık tutun, düzgün tutun. Herif apışıyor. O kadar hiç şuur yok, bilinç yok. Dümdüz saflar olacak. Yılan erisi gibi, es çizer gibi değil. Ve de omuzlar birbirine dayanacak. Apışıyor adam. Ayakların değdi mi yeter. Öyle apışıyor. Arada bir adam daha rahat geçer. Böyle değil, omuzlar birbirine diyecek. Sıkı olacak, saf sıkı olacak. Efendimiz diyor ki böyle geniş saflar yapmışlar. Araları geniş. Aradan diyor siyah koç gibi şeytanın dolaştığını gördüm. İşte o dolaşıyor. Serbest böyle açık durursan iki mi kıldık, üç mü kıldık? Başlıyorsun vesveseye. O sana bunu yapıyor. Huzur diye bir şey bulamıyorsun. Onun için farz kılarken omuz omuza olacak. Tarasu, Efendimizin ifadesi bu. Tarasu, birbirinize kaynayın demek. Hani eski bina, şimdi betonarme var. Şimdi bunun zamanında betonarme yoktu. Bu yapılırken üstteki taşları birbirinden ayrılmasın diye iki taşı yan yana koyuyor, çukur yapıyor buna, buradan kurşunla birbirine bağlıyor. Eski yapılarda bu var. Ras kurşun demek. Tarasu, aha böyle taşların birbirine kaynatıldığı gibi siz de saf halinde birbirinize kaynayın. Unutmayın. Çok gevşek davranıyorsunuz. Namazın tadını alamazsınız. Şeytan dolaşır arada. Halbuki sık durarsınız, sizin kalbinizden yanındakine sevgi, ondan size sevgi olur. Bir, şeytan aranıza giremez ve böyle düzgün saflar halinde imamla beraber yatıp imamla beraber kalkarsanız, düzgün saf bağlayarak camileri doldurursanız, o insanların bulunduğu kavme Allah belaları def eder. Evet, hayırları celbeder, belaları def eder. Evet, hep söylüyorum, dünya Türkiye ile uğraşıyor şimdi. Çok kıskanıyorlar, boğmak istiyorlar bizi. Amerika'sı da, Avrupa'sı da, Rusya'sı da. Gavurların adı ne olursa olsun, İmam-ı Azam Rahimeullah diyor ki el küfrü milletün vahide, hepsi birdir diyor. Hiç fark etmez adı ne olursa olsun, hepsi bizi kıskanıyorlar. Bizi birbirimize düşürmek, bizi boğmak için her türlü yola başvuruyorlar. Camiye koşun, sık saflar halinde namazları kılın. Öyle diyor Peygamberimiz. Allah o kavimden belaları def eder. Onların hilelerini kendine çevirir. Ayaklarına dolaştırır. Sık saf bağlamak, camileri doldurmak. Bu kadar güzel bir şey. Hem o mümini sana ısındırır. Bir, selam vereceksin. İki, bir yere geldiği zaman buyur diyeceksin, yer vereceksin. Ve tüvesse lehu fil mecalis, ve yerinde ve ted'uhu bi ahabbi esmahi ileyhi. Şimdi Anadolu'da her yerde, Arabistan'da da var. Mesela Abdullah bin Cahş sahabidir. Radıyallahu anh. Cahş eşek demek. Eşek oğlu Abdullah. Anne ne öyle? Bizim orada da öküz oğlu bilmem kim, inek oğlu bilmem ne, sığırla bilmem ne, tilki oğlu bilmem ne. Halbuki hayvanın oğlu olur mu ya? Ama işte öf bu. Öyle değil diyor. Güzel isminle söyleyin. Ulan çakal oğlu gel buraya demeyin. Öyle söylemeyin. Güzel atla çağırın onu. Evet. Güzel at adı ile çağırın. Güzel adı ile çağırırsanız o sizi sever, siz de onu seversiniz ve böylece
lakap, künye, isim bakımından kötü, bunlar kötü isim vermek caiz değil. Öyle yapsalar bile siz onları söylemeyin. Güzel adıyla, güzel lakabıyla, güzel künyesiyle çağırın. Size ısınır adam diyor. Kalbiniz birbirine ısınır. İnsanlar bizi sevsin istiyorsanız böyle yapın. Selam verin, gözünüzün içi gülerekten geldiği zaman yer verin. Üç, güzel adıyla çağırın. Evet, Hakim Müstetekin'de, Beyhaki Şubayl İmam'inde Şeybe Hazretlerinden nakletmiş, Osman bin Talha Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Kötü at çağırmayacaksınız. Öküzoğlu gel buraya. Öyle değil. Ahmet gel buraya. Hocazade gel buraya. Eyvallah. Tamam. Sadıkoğulları gel buraya. Ne güzel. Değil mi? Evet. Böyle güzel isimle çağıracağız. Evet. Selâsün fîhinnel berekâ. Üç şeyde bereket vardır. El bey'u ilâ ecelin. Evet. Şimdi adam alacak. Cebinde parası yok. Evet. Cebinde parası yok. Ama gözü kalıyor. Sen de satıcısın. Gel buraya. Kaç para? Şu para. Evet. Ama param yok. Tamam. Bir ay sonra ver. Üç ay sonra ver. Böyle vadeli satarsanız bereket vardır. Onda hayır vardır. Adamın ihtiyacını görüyorsunuz. Tabii alan adam da ödeme kastıyla alacak. Cenab-ı Hak onu ödeyecek, kapılar açar. Sana da böyle adamın ihtiyacını gördün, sonra ver dedin. Böyle vadeli verirseniz bereket olur. Onda o alışverişte bereket olur. Ama şu yanlış. Gelip bunu soruyor size. Saat satıyorsunuz. Saat alacağım. Nasıl alacaksın? Bunun peşin değeri 10 lira. Ama 6 ay sonra alırsan o zaman 8 liraya olur ha. Bu olmaz. İmam-ı Azam Hazretleri malın tek değeri olur diyor. Malın tek değeri olur. Hem 6 lira hem 8 lira olmaz bir mal. Yani peşin 6, veresiye 8 dedin mi zamanı parayla satıyorsun. Zaman parayla satılmaz diyor. İmam-ı Azam caiz görmüyor. Şimdiki hocalar fetva verse de İmam-ı Azam böyle söylüyor. Zaman parayla satılmaz. Ama siz esnafsınız. Adam memur, adam işçi. Yukarıdan bir fiyat söyleyin. Yani peşin şu, vadeli şu demeyin. İki fiyat söylemeyin. Tek fiyat söyleyin, yukarıdan söyleyin. Ya bu kadar pahalı olur mu ya? Ben parasını hemen vereceğim. Kızma birader ya. Seninle indiririz ya, konuşuruz dersiniz. 10 derseniz 5'e indirebilirsiniz. Bunda mahsur yok. Ama 5 dedikten sonra bir ay sonra o zaman 7 lira olur. Bu caiz değil. Aksi halde faiz olur diyor İmam-ı Azam Hazretleri. İmam Serahsi'nin tercüme ettiğimiz 30 ciltlik Serahsi'nin mebsutuna bakabilirsiniz. Orada da ana fıkıh kaynağıdır. Burada da o benim söylediğim orada bulacaksınız. Ama tek fiyat söyleyeceksin. Pahalı söyle, aşağı indirebilirsin. Bedava da verebilirsin, ikram edersin. Fakat biz fiyat belirledikten sonra o mecliste ikinci bir fiyat söyleyemezsin. Bugün 5 lira dedin, ben veresiye alacağım. Yok, olmaz arkadaş. Yükseltemezsin. Ertesi gün geldi, yüksek fiyat söyleyebilirsin. Meclis dağıldıktan sonra tek fiyat söyleyeceksiniz. Onu söylemek. Şimdi böyle veresiye adamın ihtiyacı karşılasın diye verirseniz sonra almak üzere bunda da bereket vardır. Müminin ihtiyacını görüveriyorsun. Öyle diyor. Fihinnel baraka el bey'u ila ecelin. Evet. Malum. Belirli bir süreye bağlı olmak üzere verirseniz bereket vardır. Vel mukarada ihlatul bir lil beyt. Evet. Şimdi ödünç alıp vermek mukarada. Mümin ihtiyacı var ama parası yok. Mümin müminin kardeşi. Sıkıntılı olduğunu görüyor. Hiç karşılık beklemez sizin
Hayrola, niye derdin ne? Derdim böyle ya, ama param yok. Al kardeşim ya. Al kardeşim. Men yukridullah kardan hasene. Kim böyle karşılık beklemeksizin, faiz, şu bu şey, yani hiçbir şey, menfaat beklemeksizin bir müminin ihtiyacını görmek için borç para verirse, Allah da onun ihtiyacını görür. Men kâne fî hâceti ahîhi, kâne Allah fî hâceti. Mahşerde sıkıldığın zaman imdadan yetişir. Hiç karşılık beklemeyecek. Hiç karşılık beklemeyecek. Karşılık istemeyecek. Bu da, bunda da bereket vardır. Müminler birbirini işini görüyorlar. Mukarazı böyle. Evet. Ve ahlatul birri lil bişşairi lil beyti. Evet. La lil bey'in. Eskiden elhamdülillah biz 926'da Türk milleti toptan Müslüman olmuş. Hanefi mezhebi üzere, Ehl-i Sünnet mezhebi üzere Müslümanlığı kabul etmiş. Karahanlılar döneminde Satık Buğruhan Abdülkadir adını almış. Ben Müslüman oldum, siz de Müslüman olun demiş halka. Biz başımıza bağlı bir milletiz. 200 bin çadır birden Müslüman olmuş. Ehl-i Sünnet itikadı Hanefi mezhebi üzere. Samimiyetle bağlanmışlar. En büyük mutasavvuf bizden yetişmiş. En büyük hadis hocası Buhari bizden yetişmiş. En büyük hukukçu İmam Ebu Hanife bizden yetişmiş. En büyük tefsir sahibi Zemahşeri bizden yetişmiş. Cenab-ı Hakk'a samimiyetle yönelince kapılar açıvermiş. Yürü kulum demiş. Öyle büyük alimler yetişmiş. Evet, Selçuklar da aynı. Devlet Ehl-i Sünnet itikadını öğretmiş. Hanefi mezhebini öğretmiş. Ama taassup yok. Başka mezheplere karşı düşman asla yok değil. Onları kötü görmek asla yok. Melikşah Ehl-i Sünnet'tir ve Hanefi'dir. Devlet medreselerinde de bu okutuluyor. Ama başbakanı, başveziri, Nizam-ül Mülk Şafii imamıdır. Devlet idaresinde onun kabiliyetini görmüş. Sen Şafii mezhebim git şundan dememiş. Taassup yok. O da Ehl-i Sünnet. Halbuki o devirde Bağdat'ta Hanbelileri kabul etmiyor Şafiiler. Kılıçla savaşıyorlar. Araplar böyle. Bizde taassup yok. O da Ehl-i Sünnet. O da Ehl-i Sünnet. Öyle. Ama bir kişiye girdin mi o yoldan gideceksin. Ehl-i Sünnet itikadı Hanefi mezhebi. Devlet okullarında bunlar öğretiliyor. Osmanlılar da bu çizgide yürümüş. Bu ananeleşmiş, gelenek haline gelmiş, örf olmuş. Hiç okuma yazma bilmese de anadan atadan bu intikal etmiş. Şu anda onlarla ayakta duruyoruz. Cumhuriyet döneminde bile evet devlet laik olmuş ama meclis kararıyla Elmalı Hamdi Yazır Hoca'ya tefsir yaptırılmış. Meclis kararıyla devlet bastırmış. Hak dini, Kur'an dili, yeni meali Türkçe tefsir bizim hemşerimiz. Ehl-i Sünnet alimidir. Hanefi mezhebindendir. O devirde bu ne olmuş? Evet, bu çok güzel olmuş. İtikat birliği, pratik birliği. Adam hiç namaz kılmıyor. Meslekler hepsinde var ya, bayram namazına geliyor. Hiç bayram namazında kavga olmaz bizde. Ama gidin Kahire'ye, gidin Şam'a, gidin Mekke'ye. Her namazda atışırlar birbirlerine. Namazın oldu olmadı. Çünkü her kafadan bir saz çıkıyor. Mezhep birliği yok. İtikat birliği yok. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Hallerini görüyorsunuz. Bu birliği sağlayan önemli unsurlardan birisi olmuş. Dünya bizimle uğraşsa da bizi bölemiyorlar. İtikat birliği var. Pratik birliği var. Bu onu sağlamış. Evet, şimdi bu örflerden birisi de ben biliyorum çocukluğumda çiftçiler harman kaldırır, buğday, arpa harmanları ayrı olur, çavdar ayrı olur, mısır ayrı olur. Ama bunlardan şey kalır, böyle kıyıda köşede artıklar kalır. Bunları birleştirirler, buğdayı arpaya karıştırırlar, bunu yerler. Ötekileri buğdayı satar, arpayı satar. Burada diyor ki satarken olmaz, karıştırmayacaksın. Buğdayı ayrı satacaksın, arpı ayrı satacaksın, çavdarı ayrı satacaksın. Karışık olmaz diyor Peygamberimiz.
Fakat yemek için, ev için berekettir diyor Peygamberimiz. Hep bunu görmüşümdür ben. Çavdar, arpa, buğdayı yıkarlar, evde değirmene götürürler, ekmekle ön ondan olurdu. Hatırlıyorum, bu da o hadis. Evet, Efendimiz buyuruyor ki, arpayı buğdayla karıştırmak, evet, arpayı buğdaya karışmak satışta değil, ev için berekettir diyor, iyidir diyor. Elbir, elbur bir şair. Evet, bu da berekettir, berekete sebeptir. Evet, o kırıntıları toplar, yıkar, sonra da un eder. Suheyb Rumi Hazretlerinden bu hadis-i şerifi İbn-i Mace nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Anadolu'da bu hala cereyan eder. Selasün, selasü davet, müstecabat. Üç davet, üç dua reddolunmaz, kabul olunur. Evet, la şekke fihinne. Evet, kabul olup olmadığında şüphe yok diyor Peygamber. La şekke fihinne. Hiç şüphe yok. Davetül velid ala veledi. Babanın, ananın çocuğuna duası reddolmaz. Onun için ana babalar, ağzından çıkana dikkat edecek. Ananın, babanın ağzından çıkan şeyi melekler anında arşa götürürler. Gereği infaz edilmek üzere kayda geçerler. Şimdi ücretinden, yemenden, içmenden iktisat etmişsin, kesmişsin, güzel bir halı almışsın, 3-4 yaşında da velet var, çocuk var, sofrayı koymuşsun, yaramazlık yapmış, dökmüş yemeği, o güzel halıyı yağlamış. Anası ağzından çıkanı Allah kulağı duymuyor. Allah gözün kör etsin, Allah belanı versin, deme anacığım, deme babacığım, deme kardeşim. Öyle diyor bak Peygamberimiz. Ananın babanın ağzından çıkan şey reddolunmaz. Öyle diyeyim, Allah iyilik versin de. Niye bela okuyorsun? Çok görmüşümdür. Arkadaş kör, iki gözü kör. Bu körlük bir sebepten dolayıdır. Bir sebepten dolayıdır. Ya anası babası bu lanet etmiştir, böyle beddua etmiştir, ondan olur. Ya da adamın kör olması lehinedir. Onu sevdiği için kör eder. Gözü açıyorsa kim bilir neler çevirecek. Evet, şimdi kimse alınmasın yani. Biz dinin şeyler üretiyoruz. Yani her kör kötüdür anlamını almayın. Anası babası beddua etmiş olabilir yani. Şimdi biliyorsunuz Yunus Aleyhisselam'ı memleketi bizim Erbil, Kerkük tarafında yaşamış. Orada bir camide balık, hatta bir camide balık var. O balığa sığacak adam değil o da. Öyle bir şey koymuşlar. Uğraşmış, uğraşmış. Bırakın puta tapmayı, adam olun, düzgün olun demiş, dinlememişler. Allah belanızı versin demiş. Çekmiş denize doğru, Akdeniz'e doğru. Musul'dan, Erbil'den. O ayrıldıktan sonra belası okuyunca bulutlar toplanmaya başlamış. Peygamber duası hayır olur mu? Evet. Şuayb Aleyhisselam'ın şeyinde de var, Kur'an'da da var. Adamlar bakmışlar bela geleceğini anlayınca Yusuf, Yunus Aleyhisselam aramışlar, bulamamışlar. Çekmiş gitmiş. Halbuki peygamberler Allah'tan izin almadan ayrılmaması lazım. Böyle ufak tefek sürüşmeler onlarda da oluyor. Yusuf Aleyhisselam da zindandayken gördüğü rüya yormuş. Sen demiş saraya adam olacaksın. Çıktığın zaman beni an demiş orada. Cenab-ı Hak dayanacaksan ona güvendiği için bir 5 sene daha kalıvermiş. Sürüşme. Yunus Aleyhisselam da böyle Allah izin vermeden, peygamberimize ne kadar işkence yaptılar. Allah izin vermeden Medine'ye gitmedi. İzin verdikten sonra o da en son gitti. Herkes gönderdi en son. O işte izinsiz çıkınca aramışlar bulamamışlar, pişman olmuşlar Yunus Aleyhisselam karşı geldiklerine, ama o denizin kenara varmış, oradan bir işte gemiyi bulmuş, binmiş gemiye. Gemiye bindikten sonra
gemi hap attı, hap atacak. Öyle bir fırtına. Kaptan demiş ki, bu kadar senedir kaptanlık yapıyorsun, böyle fırtına görmedim ben. İçimizde demiş bir netameli var demiş, uğursuz var. Yunus Aleyhisselam da pişman olmuş izinsiz ayrıldığına. Kimseyi kabat şey etmen demiş. O demiş şey benim, uğursuz benim. Arkadaş demiş, kusura bakma, hepimiz batacağımıza sen git. Kaktırmışlar denize. Evet, peygamber bu. Allah onu yalnız bırakır mı? Hemen onda bir kocaman balık yutmuş. Evet. Hocam biraz mantıklı konuş yahu. Evet, mantıklı konuşuyorum. Kur'an'da var bu. Biz inanıyoruz. Arjantin'de şurada burada biliyorsun İngilizler orada bir yerleri karşı geldi diye savaş açtılar. Bir asker düşmüş denize, balık yutmuş onu. Sonra buldular, şeyi yakaladılar balığı. Balığın karnında adam canlı çıktı. Daha yeni, geçmiş senelerde gazetelere bakabilirsiniz. Biz inanıyoruz. Olur zaten. Orada yani balığın karnında insan yaşar mı diyenler olur da onlara söylüyorum. Orada zaten pişman. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. O tesbihi Allah ona ilham etmiş, bunu söylemiş. Ben kendime zulmettim ya Rabbi. Eğer sen beni affetmezsen ben hüsrana uğrananlardan olurum. Devamlı balık eritememiş. Eritemeyince midesini bozmuş. Kusu vermiş. Kustu tabi, içeride elbiseleri erimiş, çürümüş, çıplak. Sahile çıkmış. Sahilde de bu peygamber hayalı, edepli. Orada otların arasına saklanmış, örtmüş kendini. Sahilde çocuklar oynuyor. Kum oynuyorlar. Vuu vuu filan diye. Bir tane çocuk da böyle taş gibi dikelmiş. Bir bakmış o oynamıyor. Bir bakmış iki gözü de kör. Otların arasında çıplak. Demiş ya Rabbi, bu çocuk masum. Bunun ne günahı var da sen bunu demiş kör ettin. Ya Rabbi gözünü aç. Gözünü aç ya Rabbi. Gözünü aç ya Rabbi. Allah peygamberinin duasına hayır der mi? Gözünü açmış. Normalde ne olması lazım? O çocuğun da gidip ötekilere oyun oynaması lazım. Normal bu değil mi? O çocuk gözlerini ovuşturmuş, bir bakmış. Arkadaşlar demiş, bırakın oyunu. Otların arasında çıplak bir herif var. Gelin taşlayalım demiş. Başlamışlar taşlamaya. Demiş ya Rabbi, bir daha senin işine karışmayacağım demiş orada. Bu tefsirde geçiyor. Buna yani her kör böyledir demiyorum. Dedim ya, anası beddua etmiştir, gözü kör olmuş. Öyle adamlar var. Beddua etme oğluna, kızına. Hangi durumda olursa olsun anında götürüyorlar, gereğini yapıyorlar. Ondan sonra beni kurtar, nasıl kurtarayım? Yaptıran sensin. Sen kurtarabilirsin. Ona göre gece gündüz ağla, ana duası yine kabul olur. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ananın babanın çocuğuna duası reddolmaz. Anında kabul olur. Dua da böyle. Beddua da böyle. Onun için dua ederken akıllı. Ne çıktığını kulağınız duyacak. Güzel şeyler isteyeceksiniz. Beddua etmeyeceksiniz. Bunu çoluğumuza, çocuğumuza öğreteceksiniz. Şimdi bizim sülalemiz hoca sülalesi. Babam hoca, tüm geçmişe Allah rahmet eylesin. Teyzemin kocası da hocaydı. Ben küçüğüm. Son kesenim. Babamı görmeden oldu gitti. Küçükken annem rahmetli teyzeme götürdü beni. Teyzem yaşlı, iki gözü kör. Ben de çocuğum. Hatırlıyorum şimdi. Görmüyor ya, onu dürterdim, kızdırırdım. Evet. Hoca sünmesi, git. Ben yakalayamıyor beni. Yakalasa kulağımı çekecek. Dürtüyorum, kaçıyorum. Bir dürtüyorum, iki dürtüyorum. Nasıl bağırıyor? Ocağı sönmeyesi git. Ocağı sönmeyesi dua ediyor. Görüyor musunuz? Öfkeleniyor, kızıyor ama ağzından çıkan dua. Ama bu teyze gibi olacaksınız. Ne kadar canınız yansa Allah belanı versin, gözün kör olsun demeyeceksiniz oğluna, kızına. Kimseye mümin bedduacı olmaz. Bak bu kocası hoca olduğunu iyi öğretmiş. Ne kadar kızdırıyordum ben onu böyle. Yakalasa nasıl beni ne yapacak? Yakalayamıyor, gözleri kör. Hiç hatırlıyorum onu. Ocağı sönmeyesi. Git defol.
Bak kızarken bile dua ediyor. Ocağı sönmeyesi. Siz de öfkelenirken bile iyi ağzından iyi kelime çıksın. Ana babaların ağzından çıkan hiç dert olmaz. Öfkelensen de kızsan da beddua etme, kötü söz söyleme. Allah iyiliğini versin. Öyle de Allah iyiliğini versin de. Hasbunallah de. La havle çek mesela. Öyle diyor. Ananın babanın çocuğuna duası reddolmaz. Bir. İki. Ve davetül misafir. Misafirin duası reddolmaz. Misafir. Evdeki gibi huzurlu şey değil ki. Garip adam. Çoluğundan çocuktan uzak. Mallık, ticaret için, askerlik için, ne bileyim ilim için, şu için, bu için gitmiş bir yere. Evi gibi olur mu insanın? Otelde de kalsa, şurada da kalsa. Misafir güçlük demektir, zorluk demektir. Misafirin iyilik ederseniz, misafir adama duasını alırsanız, misafirin duası da reddolmaz. Evet, yemek yedirseniz, karnı doyurursanız, dua ederse, normalde zaten başkasına ikram etmek bereket sebebidir ama bir de misafir olursa duası reddolmaz. Misafirin duası reddolmaz. Bunu özellikle yapın. Ve davetül mazlum, zulme uğramış. Adamın hiçbir şeysi yok. Gariben adamın üstüne yıkmışlar. Hırsızlık olmuş, sen çaldın diyorlar. Allah'ın öyle bir şeyi yok. Şu yapmış, üstüne atmışlar. Esas yapan şeytan gibi adam yahut da arkalı, torpilli. Garibenin üstüne yıkmışlar. Mazlum bu demek. İstemediği halde suç isnat edilen, zulme uğrayan. Ah! Demesin. Ağzından çıkan anında kabul edilir. Mazlum kafir bile olsa ahını alma. Peygamberin sözü bu. Mazlumun ahını alma. Ona kaç paralık adam ya? Nesi var bunun? Deme. Allah'ı var. Allah'ı var. Allah mazlumdan yana. Ağzından çıktı mı canına okurlar. Anında gereğini yaparlar. Mazlumun duası da bedduası da reddolmaz. Misafirin de reddolmaz. Anan babanın evladına da şeysi evet reddolmaz diyor güzel peygamberimiz. Buna dikkat edin. Bu kimsenin şeysini almayın. Kimsenin bedduasını almayın. Evet. Burada çok geniş bilgiler vermiş şeylerle beraber ağzından çıktıktan sonra yok Kur'an-ı Kerim'de de hikayeler var. Şimdi Buhari Müslim hadisidir. Bir çocuk emzikli çocuk anasının kucağında anası kucağında şey etmiş emziriyor. Önden bir asker geçmiş. Askerleri parlak elbiseler giydirirler. Çünkü tehlikeli yer. Ölecek, öldürecek. Askerlik mesleği bu demek. Ölmek, öldürmek sanatı. Şimdi böyle parlak elbiseler giymiş, bir at üzerinde asker geçmiş, üniformalarıyla oğlan çocuğu, kadının, bu Buhari Müslim hadisi. Allah'ım demiş, benim oğlumu demiş, böyle bir asker yap. Memeyi bırakıvermiş. 6 tane çocuk vardır kundakta konuşan. Birisi bu. Allah'ım demiş beni bu asker gibi yapma demiş. Yine başlamış emmeye. Başka konuşmuyor. Aynı ana o çocuğunla yine giderken sokakta bir kalabalık. O kalabalığın ortasında bir delikanlıyı dövüyorlar. Şerefsiz, namussuz, ahlaksız, nankör falan diye. Demiş niye dövüyorlar? Bu sokaktaymış. Anasız babasız bizim ağa patron çiftlik ağası falanca bunu almış çiftliğine götürmüş orada bakmış çekmiş kahya olmuş orada adam etmiş ama bu hain ağanın kızını karısını ihbar etmiş ırzına geçmiş onun için yine anası demiş Allah'ım benim bu çocuk gibi bu delikanlı gibi yapma yine çocuk bırakıvermiş memeyi. Allah'ım demiş beni bu çocuk gibi yap. İşine geldiği zaman konuşacağım demiş. Ben söylediğimi konuşmuyor mu?
Çocuk dile gelmiş. Anacığım demiş. O birinci asker yetkisini, üniformasını zulme kullanıyordu. Zalimin tekiydi. Sen üniformasına baktın. Beni zalim yapmak istedin. Melekler hemen anında ağzından çıkarken götürüyorlardı arşa. Ben hemen zalim olmak istemiyorum. Öyle ben de dua ettim. Ben de masumum. Senin giderken yolunu kestim. Öteki çocukta kabahat yok. Esas kızı şeytan, karısı şeytan, oğlana göz koymuşlar. Ben demiş, bana iyilik eden adama nankör gitmem diye karşı koymuş, reddetmiş. İnce bunu iftira atmışlar. İffetli bir çocuk bu. Sen beni iffetsiz yapmak istedin. Onun için evet. Çocuk konuşan yok. İsa Aleyhisselam da kundakta konuştu. Böyle ateşte kuyularına müminlerin atıldığı Ashab-ı Uhdud, orada bir çocuklar vardır. Kur'an-ı Kerim onlardan birisi böyle. Ana baba duası reddolmaz. Ağzınızdan çıkana dikkat edin. Efendimiz de onu söylüyor bize. Evet, onlardan bahsedilmiş burada. Dua ederken duanızı bilinçli yapın, ezbere yapmayın. Ne dua ettiğinizi iyi bilin. Tabii duanın kabul şeyleri ezan evvelinde, kâmet evvelinde, namazlardan sonra, seher vaktinde, evet, Arafat'ta yapılan dualar reddolmaz. Yağmur evvelinde yapılan dualar reddolmaz. Evet. Yağmur tap tap iri taneleriyle başladı mı hemen dua edin. Çünkü her yağmur damlasıyla bir melek iner yeryüzüne. Ondan dolayı yağmurun adı rahmettir. Bereket, rahmet sebebidir yağmur. Duanın kabul şeylerinden birisidir bu. Ezan okurken dua edin, ona katılın. Sonunda da Allahümme Rabbe hazit daveti teme. Şimdi camiler söylüyor, Allah razı olsun, güzel. Şefaatim ona helal olsun diyor Peygamberimiz. Öyle güzel. Maalesef şimdi ezan okuyan dua ne kelime? Kağıt oynuyor herif. Evet, kağıt oynuyor, tavla oynuyor, sigara içiyor. Sigara içiyor maalesef. Maalesef bunu gözümüzle görüyoruz. Ondan sonra adı Hasan Hüseyin. Kahvede tavla oynuyor. Hiç oralı değil. Evet. Sonra da geliyor işte ölüyor. Koyuyorlar şeyin tapıtını. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Bu diyor ki kötülükleri yazan melek burada. Anında zabıt tutmuş. Yok iyi bilen değil. Ezan okurken bu hayvan tavla oynadı kahvede. Bende kaydı var diyor. Bunları düşüneceğiz. Müslümansak, ben Müslümanlara hitap ediyorum. Arkadaşlarımız böyleyse uyaracağız. Buradan çok kaybediyorlar. Hiç ezan okunuyor, tepesinin cami minare kalkıp gitmiyor. Tavla oynadığı gibi, kağıt oynadığı gibi kalkıp gitmiyor. Hiçbir işi yok kahvede. Lanettir ediyor melekler. Hiç, mazeretin ne arkadaş? Görevli misin? Memur musun, nesin? Evet, şimdi bunları hiç düşünen yok. Allah bizi affetsin de. Yani biz sizi uyarıyoruz, siz de kalp kırmadan böyle arkadaşları ezan okurken saygı duysunlar. Bacak bacak üstüne atan hazır ola geçsin. Kağıt oynayan bıraksın kağıdı, ezanı dinlesin. Ezanı icabet etsin. Aksi halde melekler lanet ediyor ve çok büyük sorgular sebep olacak. Hayır dua edersek de işte böyle dua kabul oluyor. Dua kabul oluyor. Evet. Hastanın da duası kabul olur. Hastanın da duası kabul olur. Cuma günde bir kabul saati vardır. Onun hangi saat olduğu gizli. Onun için sahabe-i kiram şafak vaktinde gelirlermiş Mescid-i Nebevi'ye. Gün batana kadar camiden çıkmazlarmış. Dua ederlermiş. O yakalayayım o duayı diye. Şimdi cuma namazına geliyorsunuz, geleceksiniz. Hatip minber çıktığı zaman hoca dua edecek. Neden? Belki bazı alimler öyle söylüyor.
hutbe sırasındadır kabul saati diyen adam alimler var. O dua edecek. Devletimize, milletimize zeval vermesin falan diye. Ama siz amin demeyeceksiniz. Çünkü hutbe dinlemek farzdır. Cuma günü iki rekat farz kılıyoruz. Öğle namazı dört rekat. İki rekatı nereye gitti arkadaş? İki rekatlı hutbedir. Namazda konuşulmaz. Hutbe sırasında da tesbih çeken görüyorum. Şak 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 tesbih çekiyor. Şeytan da gülüyor. İyi yapıyorum zannediyor. Hutbe dinlemek farz varken tesbih çekmek olur mu? İç ezan okunuyor. Ezana katılmak iyi ama hutbe başlamıştır. Hoca oturduğu zaman hutbe başlamıştır. Hutbe sırasında susulur. Ezan okusa bile katılmayacaksın. Duruyorlar, duruyorlar. La ilahe illallah. Treni kaçırıyorlar. Karavana. Sen de sus. Sen de kaybediyorsun arkadaş. Bu ikazı başka zaman yapacaksın. Burada da öyle söylüyor. Cuma günü bir saatte göle edilmez. Evet. Arafat meydanında yapılan dualar reddolmaz. Tabii. Askere gitmişsen orada yatan kahraman Mehmetçikler elhamdülillah abdest alıp çıkıyorlarmış araziye. Mümin adamlar elhamdülillah. Evet. Dönünceye kadar ettiği dua kabul olur. Gazilerin de memleketine dönünceye kadar olur. Bir Kabe'yi de ilk gördüğünüz zaman ettiğiniz dua reddolmaz. Ne söyleyeceğiz ulan? Ne söyleyeceğim var mı? Şöyle aklına gelen lan. Beni de meşgul ediyor şimdi. O huzur kaybı. Önceden öğreneceksin bunu. Ne söyleyelim var mı ya? İçine geleni söyle ya. Allah Allah. En önde ru'yetil Kabe. Kabe'yi ilk gördüğümüzde edilen dua da reddolmaz. Dua şeylerin kabul edeceği budur. Tabi duanın başında salavat getireceksin, sonunda salavat getireceksin. İki kanattır diyor. Salavatsız dua arşa götürülmez. Neyle uçacak? Salavat getireceksiniz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Oruçlunun duası da reddolmaz. Oruçluyken ağzına, diline hakim olacaksın, dua edeceksin. Evet. İftar ederken yaptığınız dua reddolmaz. Evet. Devletimizin başında, Müslümanların devletinin başında olan idareci, adalet sahibi ise onun yaptığı duada reddolmaz. Evet, bir mümin işten gelerek kalbi Allah korkusuyla dolu olarak böyle tüyler diken diken olmuş, elini kaldırmış, samimi. Öyle diyor Peygamberimiz. Kendine açılan bu eli Allah boş dönülmekten haya eder. Ama biz de dua ediyoruz. Hoca dua ediyor. Ay filan. Ay caminin çinilerine bakıyoruz. Böyle değil. Dua ettiğin şuuru içinde, içinde Allah'a bağlı olarak kaldırdın mı elini? O eli diyor, müminin o elini Allah boş çevirmez. Öyle dua et. El kaldırılarak dua edilir. Allah orada değil de Peygamber böyle yapmış. Biraz onlara bilgi veriyor. Evet, gurbettesiniz, kimse yok. İmdadınız kimse yetişecek adam yok. Şurada kalmışsınız, burada kalmışsınız. Garipsiniz. Sarı sarı ikiline bakıyorsunuz. Garibin duası reddolmaz. Duanın kabul edeceği şeyler bu. Evet efendim. Ahmed İbni Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, keza Bukhari, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bu hadis-i şerifi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Selasun minel iman. Üç şey imanın alametidir. İmandan ileri gelir. İman sebebiyle insanlar bunu yaparlar. İmanı, mümin olduğunu göstermiş olur bu adamlar. Üç şey vardır, imandandır. El infak minel iktar. Evet. Darlıkta, evet, işlerini zor yoluna koymuşsun, gıt kanaat işte, ucunda gıcını yetiriyorsun, elini açmış, kimsem yok, aç kaldım, ver lan, ver,
verirsen adam olursun. Ayşe anamız oturuyormuş. Haftada bir hurma yiyorlarmış. Bir hurma. Tam yiyecekler sırada tık tık kapı çalmış. Anacığım, günlerdir bir şey yemedik. Çocuklarım var. Onda onu vermiş. Ama peygamberin hanımı olmuş. Böyle işte. Basit şeylerden adam olunmuyor. Fedakarlık yapacaksın. Kendin el açtı mı ağlanacaksın. Evet. Sabaha kadar aç uyuyanlar var. Kapıya gelip verip de sahabiler böyle. Böyle zor zamanında, darlıkta bile infak edebilmek dört dörtlük imanlı olmanın alametidir. Evet diyor. Tabii sadaka belaları defeder, ömrü uzatır, ateşe engel olur. Efendim böyle sadaka, böyle sadaka başa kakılan değil, riya için verilen değil, ihtiyacın var al diyorsun, hiç ilintin yok al diyorsun. Bu öyledir, sadaka böyledir. Bu imanın güzelliğindendir, dört dörtlük mümin olduğunun alametidir. Evet, evet. Şimdi tabii böyle durumlarda ilk yapacağımız iş bizim. Biz Hazreti Ayşe olamayız. Bir hafta açken hurmasını yine vermiş. Biz olsak nereden verdim ölen deriz. Yok yok. Öyle diyeceksen yapma. Önce çocuklarını doyur. Hanımını doyur. Önce onları doyur. Çünkü onlara bakmak senin farz. Ha. Hazreti Ayşe annemizi kahraman olursan eyvallah. Ona da sözümüz yok. Böyle vermek işte böyledir. Ondan sonra ve bezlü selam lil alem. Giderken niye selam veririm? Yok boş ver. Mümin değil mi bu kardeşim? Ağzına sigara yok. Sigarayı çekip veremezsiniz. Haram yiyor, haram içiyor. Şarap içiyor. Aa, selam veremezsiniz. Yemek yerken selam veremezsiniz. Ağzı meşgul adam. Selam verseniz selam alacak olmaz. Abdest alırken selam veremezsiniz. Ezan okurken ezan dinleyeceğiz. Selam veremezsin. Kur'an okurken yok selam veremezsin. Namaz kurarken selam veremezsin. Hutbe okurken selam veremezsin. Selam zaman değil. Evet. Böyle durum yok. İşte böyle durum yoksa tanıdığın tanımadığına içinden gelen dua kastıyla selam vermek, darlıkta infak etmek ve bezlü selam lil alem, herkese, bütün Müslümanlara tanı tanıma, küçük büyük, evet biliyorsun, az çoğa selam verir, küçük büyüğe selam verir, talebe hocasına selam verir, ama ondan bir şey gelmeyse sen selam ver, sen selam ver. Edep bu olmakla beraber selamsız olmasın. Tanıdığın tanımadığına selam ver. Usulüne uygun şekilde. Bu husus imanın gereğidir. Mümin olmanın alametidir. Evet, böyle güzel bir şeydir. Evet. Vel insaf min nefsik. Evet, kendine insaf etmek. Evet. Allah'ın hakkı namaz. Allah bizim namazımıza muhtaç değil. Ama namaz kıldık mı, güzel bir namaz, tüm günahları söker, silker atar, senin lehine. Evet, namaz kılmazsan, emri yeri gelmedin, namaz dava açacak. Oral olmadı hiç diye. Namaz kılmak senin lehine. Allah'ın hakkı emrediyor. Zekat vermek hakkı. Evet, insanların da lehine olacak şeyler yapmak. İnsanlar, sen de yetkilisin, beceriklisin. Becerikliliğini, ilmini, tecrübeni insanlara yararlı şeyler yaparak kullanacaksın. Ben onu elde edince kadar 20 sene uğraştım. Ha, yama yok demeyeceksin. Halka, insanlara iyilik sadedinde onların hakkını vereceksin. Onlara bu güzellikleri öyle ya şimdi bu elbiseleri icat eden adam, yapılan adam yapmasa ben sizin huzurunuza çıkıp konuşamam. Allah razı olsun. Ayıbımı örtüyor. Ha, bu niyetle, dürüst olarak
doktor böyle, mühendis böyle, bu yapmasalar nerede konuşacağız? Hepsi böyle. Sadece ayet hadis okuyan değil, İnsanlara hizmet katsıyla, yararlı olmak kastıyla herkes kendi beceriklerini, ilmini insan hizmetine sunarsa iyi niyetle, aha bu dinimizde peygamberimizin emrettiği bir şeydir. Kendini insaf etmiş olursun, kendini kurtarırsın. Kendini kurtarırsın. Onu diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu sakın ihmal etme diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, güzel ahlak, güzel şey, bu insanlara karşı hayır duyguları dolu olarak ömrünü geçirmek, onların zararına olacak şeylerden sakınmak, haklarını çiğnememek, hakları bu, selam vermek, dua etmek, yardım etmek, öldüğü zaman cenazesine katılmak, düğün ettiyse yemeğine katılmak, evet, bunun gibi dinin emrettiği şeyleri yapmak. Evet, bunlar da mümin olmanın alametindedir. İnsanın kendisine insaf etmesidir. Hep bunların hesabı sorulacak. Kurtuluş sebebidir. Tabarani, Ammar bin Yasir ilk şehitlerden Müslüman olmuş. Ammar, iki deveye abjaklarını bağlamışlar müşrikler, kamçılamışlar. Dön Müslümanlıktan, küfret Muhammed'e demişler, hayır demiş, bacağını ayırmışlar işkenceyle. Anasını da böyle, Yasir, Ammar bu, affedersin, bu söylediğim Yasir babası, bunu görünce Ammar, oğlu Ammar, onların dediğini söylemiş ama içi peygambere iman dolu, saygı dolu. Bunu da başka Müslümanlar görmüş, ya Resulullah demişler, Ammar gitti, yok demiş peygamber, biliyor Ammar bizdendir, biz ondanız. O sırada da Ammar kurtulmuş, peygamberin aleyhine konuştuğu için gözleri yaşlı, demiş oğlum Ammar, anan baban azimeti yaptı, evet, kahramanlık yaptı, en büyük rütbeyi kazandılar. Sen ruhsatı yaptın, izni kullandın. Böylece hayati tehlike varsa, kalbi Allah'a inanıp dururken öldüreceklerse filan, bunu söylemeye ruhsat var demiş. Sen o ruhsatı kullandın. Bu Ammar, o Ammar'dan, evet, bu Ammar daha sonra peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, vah Ammar vah, seni azgın bir kavim öldürecek. İleriyi görüyor peygamber. Hazreti Ömer çok akıllı adam, böyle peygamber söylediğini takip ediyormuş çaktırmadan. Şimdi biliyorsunuz halifelik ihtilafları oldu. Yahudiler, Müslümanlar birbirine kattı. Halifelik Ali'nin hakkıydı. Ebu Bekir aldı elinden. Zalimdir. Ömer aldı elinden. Ayağının altına erip Ömer yazdırıyor, çiğniyor, hacca geliyor. Öyle adamları kasırada gördünüz. Halen öyle. Osman aldı elinden Ali'nin hakkını, zalimdir, küfrediyorlar. Aralarına girdim, bu kulak duydu. Sövüyorlar, lanet okuyor. Yüz binler. Ne kadar sapık. Allah hidayet versin. Efendimiz ne diyor? Dünya bir tarafa, Ebu Bekir bir tarafa. O kadar seviyor. Bu adamı sövülür mü? Halen seviyorlar. Benden sonra peygamberlik olsaydı Ömer peygamber olurdu. Bu adama sövülür mü? Lanet okunur mu? Osman peygamberimizin iki hanım kızını almış, ikinci hanımı da ölmüş. Ağlamış koca Osman. Hiç ağlamış. 1000 kızım olsa hepsini sana verdim demiş. O kadar seviyor Hazreti Osman'ı. Böyle adama küfredilir mi? Küfrediyorlar. İşte o zaman bazı Müslümanlar bu söz bildi. Vah Ammar vah, seni azgın bir kavim öldürecek. Ammar bu ihtilaflarda kimden tarafa? Bir Hazreti şey tarafı var, öpür tarafı var. Adlarını söylemeyelim. Ammar tabii Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali tarafında. Karşı tarafta olanlar azgın kavim. Efendimizin diliyle
Böyle olaylar olmuş. Müslümanları kandırmışlar, şimdi kandırdıkları gibi birbirlerini öldürtüyorlar. O zaman da var. Böyle durumlarda bilene soracaksın. Dinin emrini yerine getireceksin. Öyle kaba şeye, gaza gelmeyeceksin. Duygularla hareket etmeyeceksin. İlme inanacaksın. O alim, ilmil amil alimlerin sözünde hareket edeceksin. Maalesef şimdi bunlara dikkat edilmiyor. Bunlara dikkat edilmiyor efendim. Evet. Böyle çok Müslümanlar birbirleriyle uğraşıp duruyorlar. Evet. Selasün halal. Üç şey ayrıdır. Men cemahunne fakat cemah hilalel iman. Evet. Bunları bir araya getiren imanın ayrı olan şeylerini bir araya getirmiş, imanın kemaline haiz olmuş olur. Evet. Birisi bu demin söylediğimiz ifadeler diyecek. El infak minel iktar. Zor zamanında fedakarlık edip zor bir müminin sadaka vermek. Acı doyurmak. Elbisesini giydirmek. Yuvası yoksa yuvası vermek. Zor zamanında onu tercih etmek. Evet, imanın kemaline ermesine sebeptir. Vel insaf bin nefsik. Evet, gene kendine insaf edeceksin. Allah'a olan hakkını vereceksin. Kendine olan hakkını vereceksin. Müslümanların hakkını vereceksin. Peygamber hakkını vereceksin. Allah'ın hakkı ona ortak koşmamak, emirlerine riayet etmek. Müslümanların hakkı işte zulmetmemek. Peygamberin hakkı, evet, bir yerde selam, Efendimizin adı genişliyor. Muhammed söylemiş, ne Muhammed'i lan? Hiç olmazsa bir hazret de başına saygı ifadesi koy. Öyle konuşuluyor meclislerde. Adı Müslüman. Muhammed söylemiş, bırak öyle deme. Muhammed dendiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem, en cimri adam bir mecliste ben anıldığım zaman bana salavat getirmeyen adamdır. Bana bir salavat getirene melekler 10 salavat getirir. Melekler getirir bana kabrime salatu selamı ulaştırırlar. Allah cesedime ruhumu iade eder, diriltir, ben o selamı cevap veririm. Salatu selam böyle bir şey. Şu halde dünya yuvarlak, her zaman namaz kılınıyor, herkes salavat okuyor, başka zaman demese bile Efendimiz devamlı canlı duruyor. Sen göremiyorsun. Görenler var. Devamlı salavat getiriliyor, onlara salavatın cevap veriyor. Salavat getirirken esnemeyeceksin. Peygamber şimdi duydu, bana cevap veriyor diye saygılı olacaksın, edepli olacaksın. Evet, bezdü selam lillem, herkese şey etmek. Bunları size demin de söyledik, şimdi de şey diyoruz. Evet, evet. Selasün men künne fihi istevce ve sevap. Şu üç şeyi yaparsanız sevap vacip olur. Şimdi vücub alallah ehl-i sünnet inancına göre asla doğru değildir. Yani Allah sevap vermeye mecbur değildir. Cezalandırmaya mecbur değildir. Vücub alallah muhaldir ehl-i sünnet itikadına göre. Peygamber neye söylemiş? Yani bu iş garantili demek için. Allah mecbur değil ama bu kadar garantili iş. Şu üç şeyi yaparsanız şunlar garantili. Evet. İstekbelel iman. İmanın kemale ermiş olur. Nedir o? Evet. Birincisi hulkun ya'işu bihi finnas. İnsanlar arasında yaşarken güzel ahlaklı olmak. Komşulara soruyor, kardeşim melek gibi adamdır. Kimesi melek gibi adamdır. Evet. Böyle üç komşunuz cenazeniz ortayken namazına bulunsalar, iyi adamdır deseler, doğru kabir azabı yok, doğru cennete. Böyle samimi. İyiliğinizi görmüş. Bir kere karşılaşıyorsunuz, tamam o da iyi de
Ama komşu demek, senin dar günün var, neşeli günün var, sıkıntılı günün var. Her halinde seni görüyor. Her durumda insanlar arasında yaşarken hep güzel ahlaklı olmuşsun. Güzel ahlaklı olmuşsun. Herkes seni çok seviyor. Evet. İmanın kemale erer. Öyle ol işte. Ve varavun yahcuzuhu an maharimillah. Şimdi çıkıyor birisi, sigarayı haram diyorsun. Neresi haram? Eski kitaplar mekruh yazıyor. Tamam da güzel kardeşim. Eski kitaplar zamanında sigaranın mahiyeti bilinmiyordu. İyi bir şey değil ama kesin delil olmadıkça bir şey haram demek yok. Küfürdür, kafirliktir. Onun için fukaha kitaplarına mekruh yazmış. Çünkü sigara yeni çıktı daha. Mahiyeti bilinmiyor. Evet, peygamber zamanında yoktu. 1990'da ben Amerika'dayken her zaman söylüyorum. Bunu övülmek için söylemiyorum. Bilimsel temele dayandığını söylemek için arz ediyorum. Amerika'da 4000 üniversite var. 4000 üniversitenin Müslümanlıkla ilgisi yok. 4000 üniversitenin laboratuvarla uğraşan profesörleri toplandılar. Sempozyum düzenlediler. Daha evvel bu adamlar tek tek laboratuvarda sigaranın müthiş bir zehir olduğunu bulmuşlar. Makaleler yazdılar ben Amerika'dayken. Clinton başkan o zaman, sigara yasak et, sigara fabrikası yıktır diyorlar makalelerinde tek tek. Onlara dinlemedi Clinton. Neden? Çünkü seçimde yardım etmişler. Dünyanın sigarasını Amerikalılar satıyor, zengin adamlar. Seçimde ona yardım etmişler, gebe yani. Ne yaptılar? 4000 üniversitenin bu konuyla ilgili laboratuvarla uğraşan ilim adamları sempozyum düzenledi, bilimsel toplantı. Hepsi laboratuvarda buldukları sigaranın müthiş bir zehir olduğuna dair bulgular ortaya koydular. Ben de oradaydım. Hepsi ittifakla sigaranın müthiş bir zehir olduğunu ittifakla imzaladılar. O gün sigara haram dedim ben. Ben o kitabı yazan hocalardan daha alim değilim. Ama soruyorum size. Hangi fıkıh kitabında zehir içmek helaldir diye yazıyor? Buyurun. Bulun. Kitaplarda mekruh diyor bana şeyh efendi, hoca efendi. Sen onlardan daha mı alim? Hayır efendim. Ben onları bağlılığımdan böyle söylüyorum. Sigaranın müthiş bir zehir olduğu ilmen kesin. Mütalaa değil, nazariye değil, fikir değil. Laboratuvar bulgusuyla şey olmuş. Hangi zehiri içmek helaldir diye bana bir tane fıkıhtan metin getirin hocam. Ayağın altına öpeceğim. Zehir içmek haramdır. İntihar haramdır. Cumhurbaşkanı bile dedi ya geçmişte, Allah'ın verdiği canı Allah alır diye. İntihar etmek, İmam-ı Azam intihar edenin namazı kılınmaz diyor. Allah'a isyan ettiği için Allah alır canı, kendi almaya kalkıyor. Allah yerine koyuyor kendini. Fakat talebeleri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed rahimahumullah, hocam, hocam, insanın en kıymetli, en tatlı şeyi canıdır. Normal bir insan canını almaz, yok etmez. Ne demek istiyorsunuz? Hocam, delirir de ondan, delidir o, delidir. Deli olmasa hiç intihar eder mi? Kendini kurşun sıkar mı? Dayağını asar mı? Sen de delilerin namazı kılınır diyorsun ya. Bu delidir hocam, delidir. Deli olduğu için namazını kılalım. Susmuş. Evet. Evet. Zehir içilir mi, içmek intihardır. İntihar böyledir. İlmen sabit kardeşim. Bütün dünya kanun çıkardı zehir olduğu için. Amerika'daki sigara fabrikası yıkıldı. Çin'de yapıyorlar, dağıtıyorlar gene dünya. Orada yapmak yasak. Kapalı yerde içmek yasak. Ben de talebeyim İngiliz okulunda, 59 yaşında. Müdür, kimse müdahale edemez herife, odasında yalnız. Ama kanun var, kapalı yerde sigara içmek yasak diye. Bakalım ne yapacak yavur diye. Fırtına tipi var. Bahçenin şurası sigara içimine yeri diye tayin etmiş. Odasından çıktı gitti, orada karın altında sakır sakır titreyerek sigarasını içti geldi. Kanunu böyle saygılı. Evet. Orada kapalı yerde sigara içirmiyorlar.
Bir dünyada bunu yer yere gitti şimdi. Kesin olmasa bu kanunlar çıkar mı hocam? Hala mekruh diyorsun. Evet, sigara haram. Ağzına sigara olana selam veremezsin. Selam ne demek? İyi iyi devam et. İyi mi lan sigara? Şarap içene selam verilir mi ya? Böyle şey olur mu? Yani sigara içene selam verilmez demiyorum. Ağzındayken içiyor, ağzında yok. Selam ver, mümindir. İşlemiş, inkar etmeyen adam mümindir. Müminlere selam veririz. Ama ağzındayken selam veremezsin. Onu söylemek istiyorum yani. Şimdi diyor ki, hayır, biz eski kitaplara dayanacağız. En azından ben de bunu söylüyorum. Şüphe var. Şüpheli şeylerden kaçınacaksın. Evet, ittaku mavadi'at tuhem. Peygamberin emridir. Bir hoca böyle dedi, bir hoca böyle dedi, yapmayacaksın. Vade farkı helal diyen profesör de var, biliyorum. Ben de böyle söylüyorum. İmam Azam fikrini sana aktarıyorum. En azından şüphe var. Şüphe olan şeyleri de yapamazsın. Buna vara denler. İşte böyle haram şüphesi olan şeylerden bile insanı alıkoyan vara sahibi olmak, evet, imanı kemale erdirir. Halk içinde yaşarken güzel ahlaklı olarak yaşamak imanı kemale erdirir. Evet, ve hilmin yaruttu an cehlil cahil. Gelmiş cahilin bizi, ne biçim hocasın sen lan, sakalını sakalına filan başlamış hakaret etmeye, küfür etmeye. Yok değil. Cahilin teki o. Evet, sokakta gidiyorsun, geliyor ekşiyor üzerine. Böyle rastlamışsınızdır. Hiç suçun yok. Evet, sen ahlaklı olacaksın, kızmayacaksın. Ve ibadur rahmanillezine yemşûne alel ardı hevnen ve izâ hâtabuhumul cahilûne kâlû selâmâ. O saygısız, edepsizler sana şey yok falan diyse de Allah'ın has kulları selam der geçerler. Onlara uymazlar. Aha, böyle cahilin cehaletine karşı öfkeni tutacak bir hilim sahibi olacaksın. Puh dese bile. Çok yaşa abi, sağ ol. Ne kadar zor değil mi? Buna bu ahlaka erersen adam ediyorlar işte. Büyük adamların rütbe kazanması buralardan. Çıkırıyordun, sağ ol abi diye. Çok yaşa. Ne kadar zor. Hacca gidince bunlar çok karşı karşıya oluyorsunuz. Şimdi eskiden demir şeylere, sandıklara zemzemi dolduruyorlardı. Belediye buz atıyordu. Millet kuyruğa giriyor. Kuyuya girmek zor. Orada geliyor, orada kuyruğa giriyoruz. İçeceğiz. Yarım saati bekliyorsun kuyrukta. Afrikalı bir Nijeryalı 2 metre boyunda güçlü genç geliyor. Bir dışlık atıyor sana. Hay senin demeyeceksin. Evet. Demeyeceksin. Ama insanlar deyiyor. Yer veriyor. Toplan dedin. Evet, git diyor. Senin baban balı mı diye kavga ediyorlar. Demeyeceksin. İmtihan yeri. Kızmayacaksın. Bu kadar biliyor bu. Cahil adam. Sen öfkelenmeyeceksin. Öfkeni tutacaksın. Yumuşak davranacaksın. Evet. Tükürseler bile karşılık vermeyeceksin. Orası Kabe. Burası da Kabe'nin kardeşi. Evet. Sopa vardı mı böyle yapıyordum. Ne geliyorsun yanıma diye. Kızmayacaksın. Bu hilim sahibi olacaksın. Böyle öfkeli adamın, cahil adamın cahilliğine karşı bile seni şey etmeyecek, sapıtmayacak bir hilim sahibi olacaksın. Evet. Yaruttuhu an cehlil cahili. Cahilin cehaletinden seni engelleyen bir hilim sahibi. Hilim sahibi olacaksın. Hazreti Enes'ten nakledilmiş. Allah ondan razı olsun. Evet. Şunu okuyayım bitsin. Selasun min ahlakil iman. Şu üç şey iman ahlakındadır. Ahlakındandır. Evet. Neymiş o? Evet. Men izâ gadibe lem yudhilhü gadabu fil batıl. Birisine kızdın,
yetkilisin, yapabilecek durumdasın. Şunu canına okuyayım diye yanlış iş yapmayacaksın. Yetkin olduğu halde yapabilecekken öfkelisin, adam seni kızdırmış haksız yere. Olsa bile bu senin gazabın seni yanlış şeye götürmeyecek. Hadi göreyim seni. Bu iman ahlakıdır. Buyur. Ve men izâ radıya lem yuhricu rıdâhu min hakkı. Birisini de çok seviyorsun. Sana çok iyilik etmiş. Ama hak ötekinin. Ama bu beni çok seviyorum diye. O sevgin haksızlık etmeye sebep olmayacak. Hak yemeye sebep olmayacak. Sevgin hak sevmeye sebep olmayacak. Böyle bir adalet sahibi olacaksın. Evet. Ve men izâ kadira lem yeta'ata mâ leyse lehû. Evet. Böyle zor durumlarda şey ettiğin zaman, karşılaştığın zaman kaya gibi sağlam bir karakterin olacak. Ağzından kötülük çıkmayacak. Elinden kötülük çıkmayacak. Sana gösteririm demeyeceksin. Veya çok seviyorsun adamı, o sevgin sana taraf tutmaya sevk etmeyecek. Adaletten ayrılmayacak. Böyle karşılıklı alıp verirken açık gözlük yapıp da hani adamı tongaya düşürmeyeceksin. Bu imanın ahlakındandır. Böyle olun diyor güzel peygamberimiz. Biz de sizlere duyuruyoruz. Allah sizden razı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim el lezi la ilahe illahu el hayy el kayyum ve tübü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke şerif ma'al besmele şerife. Elem elem neşrah leke sadr bi odana kesin. Rabbana leke zikrin var mısın? 11'er İhlas-ı Şerif Besmele ile beraber bismillahirrahmanirrahim. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Elhamdülillahi rabbil alamin. Üçer salavat-ı şerife. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne yekûlûne rabbenâ innenâ âmennâ faghfir lenâ zunûbenâ ve qinâ azâbennâr. الصابرين والصادقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süveri Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı, Kur'an hatimlerimizi dergah izzetinde kabul eyle.
hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine vasıl eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Şefaatine bizleri nail eyle. Tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi ervah paklerine hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Ehl-i beyt, el, ashab, etbalar, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin de ervah kudsiyelerine hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Tüm ahirete irtihal eden mümin müminat rahmetullah aleyhi mecmain ervahını hediye edip vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının ve bizim üstazlarımızın burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin bu aziz vatanı için canlarını bezleden sıkıntı katılan şüheda ve kuzatın garip müminlerin ervahını da hediye edip vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Bizleri tevfik ve hidayetinden ayırma. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, deccalın fitnesinden, hayattakilerin fitnesinden, ahiret sıkıntılarından, dünya sıkıntılarından bizleri muhafaza eyle. Ya Rab, ayıplarımızı açığa vurma, dünyada da ukbada da bizi rezil etme ya Rab. İmanımızı kemale erdir. Ahlakımızı güzelleştir. Rızkımızı helalinden bol ver. Ya ilahel alemin ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Akıbetimizde hayır eyle. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.